Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de İsrail'in Filistin'i işgal ettiği bölgeleri gösterdiği videoyu paylaştı. Hı hı. Daha, Herhalde eskiden gösterdiği videoyu. Tabii video. tabii. Daha itidalli açıklamalar yapıyordu Cumhurbaşkanı hı. Erdoğan ve yavaş yavaş tonu değişmeye başladı. Nasıl yorumluyorsunuz? tonun değişmesi beklemedik bir şey değil. Niye beklemedik bir şey değil? Çünkü Türkiye'deki özellikle siyasal İslami camia Erdoğan'dan daha sert açıklamalar bekliyor. Erdoğan'ın ilk açıklamaları biraz dünyaya yönelikti. ve Türkiye'nin ve Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'nin lideri olarak aldığı pozisyonu gösterme açısından konuşuyordu. Şimdi ise artık daha çok içeriye doğru konuşuyor ve içeride kendi seçmen tabanı ya da seçmen tabanının kemikleşmiş bölümü daha sert bir açıklama beklediği için ve bir yandan da Filistin'e yönelik, Hamas'a yönelik harekatı İsrail'in giderek daha sertleştiği ve giderek daha eleştiriye açık bir hale geldiği için de Erdoğan da bu fırsatı değerlendirerek tonlamasını biraz sertleştirdi ama hala hala makul çizgiler içerisinde gittiğini söylemek mümkün. Yani hala Ahmet Davutoğlu laşmadı. o çizgiye gelmedi henüz daha. Umarız da gelmez çünkü şu anda dünyada aklı selim liderlerin dini veya siyasi yaklaşımı ne olursa olsun benzer şeyler söylediği bir tonda gidiyor. İsrail'in de yapmaya başladıkları biraz artık kabul edilebilirlik noktasının dışında yani öz savunmanın dışına çıkarak daha sivilleri de çok ağır bir şekilde etkileyen noktaya evrildiği için ki bunun böyle olacağını hepimiz başından beri ilk anından beri saldırının biliyorduk. Buna da Erdoğan'ın bir, bir nebze daha sertleşmesi normal e, ama hala ne diyeyim kabul edilebilir, e, uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir ve etrafı kırıp dökmeyen e, tarzda gidiyor. Şu an için çok dengeli bence sorun yok yani. Fatih Bey bir de siz başından beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Buradan en çok zarar gören Filistin halkı olacak diyorsunuz. E, Hamas'ın kurulmasından bu yana bu değişen bir şeydi yani Hamas. Bunu hep anlatıyorum, bunu ilk günden beri anlatıyorum. Yani Hamas, şaibeli bir örgüt. Şaibeli bir örgüt derken şunu kazıyorum: e, Hamas birinci intifada sırasında kuruldu. Yani Filistin Kurtuluş Örgütünün o meşhur e, konuşması vardır, e, Yaser Arafat'ın "Hadelnas, hadelnas, hadelnas" diye bitirdiği e, bir konuşması vardı. O konuşmanın yarattığı bir e, etki vardı ve o birinci intifadadan sonra e, şey görüldü. Filistin artık bir devletleşme sürecine giriyordu. Yani bütün dünyanın kabul ettiği işte El Fetih'in içinde El Fetih'i içinden çıkaran o Filistin Kurtuluş Örgütü yavaş yavaş barışçı devlet düzeni içerisinde hareket etmeye doğru giden o terör olarak nitelendirilen yaklaşımların dışına çıkan bir hal almaya başlamıştı. Ve birinci difada bunun ne diyeyim uluslararası kabulün en yüksek olduğu noktaya doğru gidiyordu. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü uzun süren yani 67 Savaşı'ndan sonra başlattığı o etkili ve sert mücadelenin meyvelerini almak üzereydi. Ya kardeşim bu Filistinler haklılar ve biz bunlara çok ağır eleştiriler yönelttik diyen e, sol değil ama batının sağ iktidarları bir kabullenme noktasına ve bir devlet aşamasına geliyordu Filistin yavaş yavaş. Hatta işte e, Cezayir ve Tunus'ta bir devlet e, sürgünde bir parlamento gibi bir şey de kurmuşlardı. Daha da iyiye gidecekti. Çok belliydi. Hamas bu arada kuruldu. Yani FKÖ, Filistin Kurtuluş Örgütü tam başaracakken Hamas kuruldu. Ve Hamas birdenbire teröre başvurdu. Bu terör Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de sıkıntıya soktu. Çünkü birdenbire sertlik yanlıları her zaman olabiliyordu. Filistin'in hareketi ikiye bölündü. Filistin'i kim temsil ediyor? Hamas mı, FKÖ mü? Hamas, FKÖ'yü hain, işbirlikçi, berbat bir örgüt olarak göstermeye başladı. FKÖ'ye yönelik şiddet uygulamaya başladı. Bu arada ilginç şeyler de olmadı değil mesela. Hamas'la bir Hamas'ın lider kadrosundan bazı isimlerle e, bazı CIA ve Mossad ajanlarının para alışverişinde bulunduğu, buralara yönelik bu örgütlerden para gel, bu istihbarat kuruluşlarının Hamas'a para ve destek verildiği, silah verildi ortaya çıktı. Hatta Yasser Arafat şöyle bir şey dedi. Dedi ki, Hamas Ariel Sharon'du. Yasser Arafat. Ve ilginçtir mesele. Hamas'ın lideri, bir numaralı e, kurucusu, Şeyh Yasin. Şeyh Yasin şey tarafından yakalandı. İsrail İstihbarat tarafından. İsrail'de yargılandı. Müebbet hapse, hapse mahkum oldu. Sonra esir takası adı altında salı verildi. Yani siz en büyük düşmanınız olan Hamas'ın tepesindeki adamı yakalıyorsunuz, yargılıyorsunuz, mahkum ediyorsunuz ve esir takası diye küt salı veriyorsunuz. İşte o zaman dediler ki ya işte çok önemli birkaç Mossad ajanı vardı. Onlara karşılık falan filan. Biraz fazla bir karşılık. Ve sözde Ürdün'e yolladılar Şeyh Yasin'i salıp. Şeyh Yasin Ürdün'den hemen Gazze'ye geçti ve ondan sonra giderek de artan şiddet oldu. Yani Hamas enteresan bir örgüt. Hamas'ın kuruluşunun sanki Orta Doğu'da şiddet bitmesin diye özellikle kurulmuş, sanki işit gibi aynı ve sanki Filistin hareketini bölüp onun yarattığı şiddet üzerinden bazılarına Orta Doğu'da şiddete şiddetle karşılık ver, verme şansını doğursun diye kurulmuş bir örgüt gibi duruyor. Ve Hamas'ın arkasında duranlara da baktığın zaman genellikle batılı istihbarat Teşkilatı tarafından kullanılmaya bilerek veya bilmeyerek alet olmuş bir takım siyasi oluşumlar. O yüzden çok dikkatli olmak lazım Orta Doğu'da. Kimin ne olduğu belli değildir. Yani dünkü yazımda yazdım onu. Orta Doğu'da bazıları seni sana düzdürürler farkında olmaz. Fatih Bey zaten Hamas'ın saldırısından sonra günlerdir Filistin uçaklarla bombalanıyor. Aynen Hatta mi? fosfor Aynen. bombası da kullanılıyor. Her sonra. şey kullanılıyor olabilir ve kimse ağzını açmıyor. Şu anda giderek şey Gazze şeridi dümdüz yatay bir şerit haline geliyor. yani.